Şu an programda başka bir sunum yazıyor biliyorum ama o arkadaş gelemedi. Best practice de biraz iddialı oldu benim için. Ben micro-practice'liyim. İlk önce bu sunumu aslında Ellen yapacaktı. Şeylerde programlara bakarsanız bir trafik kazası geçirdi havaalanına gelirken. Çok da haber alamadık ondan sonra ama kendisi iyiymiş sanırım, ailesi biraz şey yaptı. Alternatif olarak antrenörler beni öngördü. İlk çabamız beni yanı gibi göstermekti. Biraz koyu rengi boyamaya çalıştılar, çok olmadı. O zaman başka bir konuda konuş dediler. İlk önce şey, ben... İşte aslında uzun zaman önce Flex'le başladım. Java'dan sonra bazı farklı şeyler denemeye. Flex'i de bayağı seviyordum. Derken Android'den önce bir Objective-C neler yapabilirim dedim. Objective-C'de bayağı bir genel Flex'te ve Java'da öğrendiğimden farklı bir deneyimle karşılaştım. Programlama modeli farklıydı, programlama dili farklıydı. Sorunlara biraz yaklaşma tarzımız farklıydı, çalıştığımız platformların çalışma mantığı farklıydı. Dolayısıyla biraz daha geçişi şey gerektiren bir platform. Ondan sonra zaten Android ile tanıştım. Android tabii bu şeyi yaşatmayan, daha bir Java background'undan, geçmişinden gelen birinin direkt olarak geçiş yapabildiği bir platform. Bu sunumda da şey, genel olarak Android'de ilk dönem yaşadığım, bu aslında eski bir sunumu, çok eski değil gerçi ama güncelledim bu şey için, yanından boşalan boşluk için. Ve ilk dönemde yaşadığım sıkıntılar, ilk yaptığım uygulamalar, karşıma çıkan şeyler, daha sonra gelişen Android'in gelişen sürümleriyle beraber o yanlışları ne şekilde çözmemiz gerektiği, gerek Google sunumlarından, gerek başka bizim user group sunumlarından edindiğim tecrübeleri paylaşacağım. Bunlar genelde benim tecrübelerimde ya da benim izlediklerimden harmanlanmış şeyler. O yüzden çok iddialı olmasın dedim. Best practices, my practices yaptım. Android'e nasıl development yapıyoruz? Aslında birkaç yol var. Android'e SDK'sı var. Bu klasik bir Java developer için en kolay yöntem. İşte Eclipse plugin'i indiriyorsunuz, kuruyorsunuz ve şey. Ondan sonrası direkt olarak bildiğiniz Java kodu bildiğiniz şekilde yazıyorsunuz. Bildiğiniz şekilde debug ediyorsunuz. En büyük sorunu emülatör. Emülatörden memnun olan kimse var mı? Güzel. Şey, geçen yıl Google I/O'da bir espri vardı. Google çalışanları yapıyordu bu espriyi. Tablet için bir uygulama yazıyorsanız emülatöre göre yazın. Emülatörde çalışıyorsa tablet de çok iyi çalışacaktır diyorlardı. Gerçekten durum o kadar vahit. Son sürümle beraber bayağı ciddi gelişmeler oldu takip ediyorsanız. Hala çok iyi değil ama Google I/O dönemi gene Haziran sonu bu arada. Genelde bu tip yenilikleri o dönem daha çok realize ediyorlar. Gene güzel şeyler bekliyoruz. Bunun dışında Android NDK var. Native Development Kit. Bununla hiç uğraşan var mı aranızda? Aslında bayağı güzel bir platform. Özellikle de Android'de şey yapmak istiyorsanız, çok performans gerektiren oyun gibi veya daha üst şeyler. NDK çok güzel bir alternatif. Ben de çok fazla kullanmadım. Tabii ki önünüze SDK gibi zaten bildiğiniz ortamda bir kullanma imkanı sunulunca NDK çok tercih edilmiyor. Bunun dışında özellikle dün de bir arkadaşla tanışmıştık, burada mı bilmiyorum. Adobe Air var. Air uygulamalarının güzel bir yanı. Basit bir mantığı var. Java developerlara da ben dediğim gibi bir Flex geçmişinden geldiğim için herhalde bugüne kadar bir 10-15 Flex eğitimi verdim çeşitli kurumlarda. Flex de genelde Java, hatta şey daha basit, Visual Basic falan gibi dillerden gelenler için bir de çok kolay bir şey, öğrenilen bir platform. Flex'in en güzel yanı ya da Air'ın size UI'yi bir egzemanda tanımlamak, kodu da ActionScript'te yazma şansı veriyor.
Bu ikisi ayrı dosyalar olmak zorunda değil. Aynı dosya içinde XML'deyim ve tanımlayıp aşağıda ekşim script olarak kodunu da yazabiliyorsunuz bir script tag'i içinde. Ya da tamamen ayrı, hatta bunun üzerine geliştirilmiş modern bir controller framework'leri bile var. Ben çok desteklemem ama. Dolayısıyla AdobeAir'da aslında son dönemde güncelliğini kaybetmiş olsa da bayağı yetenekli bir platform Android'de geliştirme yapmak için. AdobeAir'ın bir güzelliğini Android'de yaptığınız geliştirmeyi aynı şekilde iOS ve BlackBerry'nin sadece tabletleri için taşıyabiliyorsunuz. Dün bahsettiğim, görüştüğümüz arkadaş bir tek şeyinden şikayetçiydi. Performans olarak iyi değil diyordu. Ki böyle bir durumda yapabileceğiniz çok bir şey yok. Yani SDK, NDK gibi şeylerde çalışıyorsanız tabii ki şeyiniz daha fazla. AdobeAir'ın bir sorunu da ben Adobe'ye güvenmiyorum şeyden. Yani yeni bir API ne kadar sürede entegre edilecek? İşte NFC geldi peki, NFC'den sonraki teknolojinin Air'a gelmesi ne kadar vakit alacak? Soru işareti. Bir diğer çözüm de web. Web development'ı, yani popüler adıyla HTML ve JavaScript. Bir iki sunum önce B salonunda bir GVT sunumum vardı hiç. Ona katılan oldu mu? İyi, orada bayağı hayran kazanmıştım ki duyurileri gelmiş. Şey, HTML5 de size bambaşka bir sorun getiriyor. Bir kere JavaScript seven var mı aranızda? Güzel, deminki sunuma gelenlerin yaklaşık onda biri falandı. JavaScript kötü bir dil değil ama çok da development ortamı rahat bir dil değil en azından. Ama güzel bir dil. HTML5 ile ilgili mobilde çok fazla framework de var. Bu da o yüzden güzel bir alternatif. Ben bu sunumu ilk yaptığımda PhoneGap çok popüler değildi. Ve o dönem ben bunu anlatırken PhoneGap'ten de bahsetmiyordum. Ama bugün bir de PhoneGap gibi ve PhoneGap'in alternatifleri gibi güzel bazı opsiyonlar da var. Dolayısıyla şu tabloya baktığımızda amacınız performansı zaten en büyük şeyimiz NDK. Ama onun dışında en çekici şey, en çekici seçenek kesinlikle tabii ki Android'in SDK'sı. Bu yoksa özellikle SDK'yı kullanmayıp birçok platforma yayılmak istiyorsanız da tabii ki HTML5 uygulamaları. Tabii JavaScript yazmak istemiyorsanız da bir önceki sunumda anlattım MGVT'de. SDK'nın ana komponentleri, aktiviteler, servisler, widgetler, internetler, broadcastler ve preferences'lar. Bunların çok detayına girmeyeceğim. Çok acayip teknik bir sunum bu yönlerden değil. Yani basic şeylerini vermeyeceğim. Ama bunların hepsinin bu platformda bir yeri var. Ve eğer şu başlıklardan birini bilmiyorsanız ve SDK kullanıyorsanız bilin ki bir şeyleri çok yanlış yapıyor olabilirsiniz ki ben yaptım. Aktivitelerin, servislerin farklı mantıkları var, farklı kullanılma yerleri var. Örneğin siz uzun süre çalışacak bir işi servisleri bilmediğiniz için aktivitelerde ya da farklı bir yerde yapmaya çalışıyorsanız çok çok büyük hatalara yol açabiliyorsunuz. Ben ilk Android telefonumu aldığım zaman iPhone'dan geçmiştim. İşte Google'a öde verdikleri bir cihazdı. İlk şey dikkatimi çekmişti. Yanında sessize alma düğmesi yoktu. Ya dedim işte çok basit bir uygulama düşündüm. Ben bunu sallayınca sessize alsa kendine dedim. O dönem market de zaten Türkiye'de açık değil. Türkiye'de Android telefonu da yoktu fazla. Silence My Phone diye de bir isim koydum ona. Gayet basit biçimde telefon çalınca aslında bir de sınır ekliyorsunuz. Telefon çalmaya başladığında sizin uygulamanız çalışıyor. Sallamayı akselerometreye bir sınır ekliyor. Salladığınız sallama aldılarsa telefonu sessize alıyor. Çok basit bir şey. Kod olarak da aslında bunun bir satılık bir uygulama. Ya yapmışken bunu markete de koyayım dedim. Peşinden de bunu gören bizim şirketten başka bir arkadaş şey dedi, ya ben sallayınca kapatmak değil de sallayınca açılsa ya dedi. Ben arabada çok fazla kullanıyorum telefonu ve işte kendi araba kullanırken telefonu hızlıca açıp sonra koyup işte belki speakerfondan devam edebileceğimiz seçenek olsa çok mutlu olurum dedi. Onun üzerine bir de onu yapmışken bu sefer de CryptoAnswer'ı yaptım. Bu iki uygulama hakikaten çok önemli bir deneyim oldu benim için. Çünkü şey, ikisi de aslında aynı mantık. Bir sallama apisi üstünden
biri telefonu sessiz alıyor, çağrıyı umursamamamızı sağlıyor, bir cevap vermemizi sağlıyor. Dolayısıyla buna bir şey yapıp markete gitmek için aslında ihtiyacımız olan bir fikir, bu ikisini yapıp markete göndererek başladım. Bu ikisinden de çok farklı tepkiler aldım. Mesela benim hoşuma giden Silence My Phone'du. Silence My Phone ya çok kötü reytingler almadı ama belli bir şeye gelip, download rakamına gelip orada takıldı kaldı. Şimdi Dancers'a roket hızında gitti. En son 60 bin kişi falan da galiba. Bir stadyum dolusu insan dünyada demek ki telefon sallayıp açarak konuşuyor. O mantıkla düşününce. Mesela benim ihtiyaç duyulacağını düşünmediğim bir şeydi. Dolayısıyla fikir aslında gerçekten önemli. Orijinal bir fikrimiz olması lazım. Onun dışında bir uygulamayı markete attığınız zaman çok önemli bir detayı fark ediyorsunuz. Android piyasası çok fazla versiyona bölünmüş durumda. Ve bu aslında çok güzel değil. Yani ben işte 2004 konuşmalarda fragmentasyondan çok bahsediliyor. Ben mesela ekran çözünürlüğüne karşı değilim. Bu güzel bir şey. Kullanıcının opsiyonları olması. Çözümü de çok zor şeyler değil. O konuda sorusu olan olursa şey sonunda konuşuruz. Ama versiyon sorunları önemli şeyler. Çünkü yeni gelen özellikleri kullanamıyorsunuz. Yeni cihazları target ettiğinizde eski cihazlar sizi indirmiyor. Şu an markete yayılmak istiyorsanız en önemli şey 2.2'yi en kötü ihtimalle baz almanız, daha altını umursamasanız bile. Bir diğer önemli etken doğru kodlamanız. Örneğin ben dediğim gibi Silence My Phone ve Shakedancer aynı API'den benzer işleri yapan şeyler. Ama ikisi tamamen farklı programlanmış şeyler ve Silence My Phone'un önemli bir bug'ı var. Bazı durumlarda arkada uygulama iki kere çalışabiliyor. Dolayısıyla birbirinin settinglerini eziyor. Siz aslında telefonu sessize aldığınızı zannediyorsunuz ama öbür uygulamada açık durumda kalabiliyor. Böyle bir hata yaptığınızda da direkt kullanıcıdan size çok güzel yorumlar geliyor. Biri bana direkt küfür etmişti. Kimse de telefonu salladım bir türlü susturamadım diye deliler gibi. Dolayısıyla doğru kodlamanız çok önemli. Bu da işte bir önceki slide'da gösterdiğim o genel ana maddeleri bilmekten geçiyor. Ben oradaki bir şeyi bilmediğimden dolayı Silence My Phone hakikaten iyi duymuyorum ama onun için onu kaçırmıştım. Markete çıktığınızda en önemli başlıklardan biri de kullanıcıyla ilişki kurmak. Çünkü kullanıcılar genelde size bir şeyi çok beğendiği zaman değil de beğenmediği zaman tepki verme eğiliminde oluyor. O kişiyi de bir tepki vermeden önce, ya bu bedava bir uygulama, ben de bunu bir şey yapmadan, beklemeden yaptım. Ticari ise bile. O yüzden önce bir bana feedback ver, kötü yorum vermeden önce demeniz çok önemli oluyor. Silence My Phone'da bunu yapmadım. Ve hakikaten enteresan yorumlar vardır. Markette ararsanız şey var, böyle Rusça açınca Google Translate'ten kolayca çevireceğiniz yorumlar var. Shakedancer'da ise ilk koyduğum şey, önce bana mail atın, sorununuzu çözmeye çalışalım. O günden beri yaklaşık 3 günde bir mail alırım. İşte şu cihazda çalışmıyor. Çünkü çok fazla Android cihaz var ve bazen hakikaten hepsinde çalışacak, sizin yazdığınız API diğerlerinde bozuk olabiliyor. Genelde enteresan bir şeyle fark ettim. Bu mail atanların %80 veya 90'ı ya size siz UI'yi kötü yaptığınız için uygulamayı kullanamayan insanlar oluyor. Bir screenshot yolla dediğiniz zaman bunu anlıyorsunuz. Ya da gene başka hatalardan dolayı o uygulamayı doğru şekilde kullanamamış insan oluyor. %10'u aslında gerçekten bir bug ya da sizin kötü not almayı hak ettiğiniz bir şey oluyor. Bir cihaz uyumsuzluğu gibi. Dolayısıyla eğer kullanıcıların sizinle bir şekilde komünikasyon kurmasını sağlarsanız, uygulama tanımınızda bir şekilde arkadaşça yaklaşabilirseniz çok yararlı oluyor. Bir önemli şey de kullanıcılar sizinle iletişime geçtiğinde, bunu yaptığınızda onlara bir şekilde cevap vermeniz. Hatta bazı zamanlarda umursamadığınızda bile. Çünkü o zaman yine o kişinin size verdiği yorum ve not çok değişebiliyor. Örneğin işte hiç sadece
Uzak Doğu'da belli bir bölgede satılan cihazda uygulamanız çalışmadı, sizin de bunu desteklemek için özel bir, çünkü elinizde cihaz da yok, development yapamayacağınız bir durumda bunu kullanıcıya doğru şekilde açıkladığınızda bu size kötü bir not olarak dönmüyor. Kötü not da gerçekten sizin marketteki erişilebilirliğiniz için çok önemli. Çünkü kimse benim Silent Smartphone diye tırnak içine koyup markette aratmıyor sizi bulmak için. Belli keywordlerle aratıyor ve sizden daha iyi bir uygulama varsa hiçbir şekilde ona ulaşamıyorsunuz. Bütün mümkün olduğunca çok cihazı target edelim, hedefleyelim dedik. Bunu yapmanın yolu genelde işte marketin en büyük yüzdesine ulaşmak. Burada da genelde işte 2-1 üstü, en kötü ihtimalle 2.2 üstü. Burada önemli bir bug var. Versiyon 5 kendini aslında versiyon 6 sanıyor. Dolayısıyla versiyon 5'i kontrol etmenizin çok bir manası yok. Bir de çok bilinmeyen bir şey var. Bu geçen yıl Google'da bir gene session'dı. Kanarya paterni diye geçiyor. Adını şeyden alıyor. Eskiden kömür ocaklarında bizde hala gerçi patlıyor ama patlamaların ve yaralanmaların önüne geçmek için içeri bir kanarya salarlarmış. Kanarya geri gelmezse içerideki gaz miktarının yoğun olduğunu ve kuşun zehirlendiğini anlarlarmış. Dolayısıyla siz de kendi kendine exception atıp kendi kendini bozacak ve o telefonda o API'nin aslında olmadığını gösterecek bir class yazıyorsunuz. Bunda da o platforma, o versiyona özel kolu yapıp o API'nin olup olmadığını anlayabiliyorsunuz. Bu kanarya paterni diye geçiyor. Fenerbahçe'de olduğundan değil yoksa. Gerçi Fenerbahçe'de olur. Dolayısıyla bunu kullanarak da versiyonlamamızı bir versiyona kilitleyerek daha gelişmiş cihazların daha gelişmiş özelliklerini kullanmama yoluna sapmıyorsunuz. Böylece aslında versiyon 6'da çalışabilen ama son versiyonda kullanan uygulamalar yapabiliyorsunuz eğer o versiyon varsa. Android'le ilgili önemli bir şey işte bu ekran çözünürlükleri ve boyutlarıyla ilgili değişikliklerde imajların boyutlarını değiştirmemeniz gerekiyor. Hiçbir koşulda, eğer çok çok ihtiyacınız varsa da bunu hakikaten limitli tutmanız lazım. Bunun için aslında kaç kişi Ninepatch'i duydu veya kullanıyor bilmiyorum ama Android SDK'sının içinde Ninepatch diye bir uygulama var. Bunu açtığınızda imajlarınızı yükleyip şu piksellerin arası şu piksellerin arası genişleyebilir. Örneğin işte buradaki butonumuzdaki mavi alan tekstimizin bulunduğu alan. Ama beyaz olan her şekilde genişleyebilecek bir alansa bunu Ninepatch olarak kaydedip koyduğunuzda sistem sizin için bu imajları otomatik olarak resize'liyor. Bunun en büyük avantajı bu hem çok performanslı çalışıyor hem de görüntü olarak gerçekten çirkin pikselleşmiş görüntüler yaşamıyorsunuz. Uygulamanızın kullanıcıya cevap verir durumda kalması ve performansı çalışıyor görünmesi için ki bunu çok ağır işler yaptığınız durumlarda bile belli şeyleri yaparak elde edebiliyorsunuz. Belli kurallar var. Bunların en başında eğer bir çöp yaratıyorsanız onu toplamanız lazım. Bunlara en önemli şeyler imajlar. Örneğin Android'de imajı nallamanız o imajın hafızadan kalktığı anlamına gelmiyor. İmajları recycle ederek kullanabiliyorsunuz. O zaman bir önceki imajı kaldırıp yerine yeni bir imaj yükleyebiliyorsunuz. Bu klasik bir Java developer'ın alışmadığı bir şey. Aslında biz bir objeyi nallayarak onu garbage collector'a bırakma ekolüne yatkınız. Benzer biçimde bir servisi register ettiyseniz kesinlikle unregister etmeniz gerekiyor. Çünkü servisler hele de yaratılma tipine bağlı olarak telefonu restart ettiğinizde bile yeniden kendilerini çalıştırma eğiliminde olabiliyor. Bir diğer önemli şey Java 5 ile beraber bize en büyük gelen şeylerden biri primitivlerin auto-boxing'i oldu.
Android primitivleri kullanmanızı her zaman tavsiye ediyor. Çünkü obje olan integer her zaman primitive integer'dan daha yavaş çalışacak sonuçlar veriyor size. Ama bu durumda eğer siz bu integer'ı kalkıp bir listeye koyuyorsanız, liste gibi kavramlar primitivlerle çalışmadığı için aslında obje integer kullanmaktan daha da büyük bir yük yüklüyorsunuz sisteme, çünkü autoboxing kullanıyorsunuz. Autoboxing hem size daha fazla yük kazandırıyor hem de başka buglara neden olabiliyor. Dolayısıyla her ne kadar primitivleri tercih etmeye çalıştığınız da bunların autoboxing'e girmediğinden emin olmanız gerekiyor. Bunun dışında çok çok basit, bütün bu slaytları unutsanız bile çok çok basit yapabileceğiniz bir şey var. Eğer bir collection üzerinde dönmeniz gerekiyorsa, öncelikle o collection'ın null olup olmadığını kontrol etmek sizi önemli bir yükten daha kurtarıyor. Bu bile çok büyük farklar yaratabiliyor. Bunun dışında çok önemli bir şey UI thread'ini kitlememek. Bunun için de yapmanız gereken şey mümkün olduğunca UI thread'ini UI'ye bırakmak. Yapabileceğiniz her işi async task'larla yapmak. Ki async task'lar aslında bizim Java'da bildiğimiz thread'lerin tamamen kolay kullanılan ve bize farklı güzel özellikler sunabilen bir versiyonu. Özellikle network gibi, disk okuma gibi, bir yerlere yazmak gibi sizin kontrolünüz dışındaki işlerin sizin beklentinizin çok çok dışında zaman alabileceğini akılda bulundurmak gerekiyor. Çünkü sizin emülatörde test ettiğiniz şey 4 gigabit ADSL'de çalışırken telefonda bir anda 3G'yi bile bulamadığınız ortamlara düşebiliyorsunuz. Bir loading ekranını koymaya gerek duymadığınız yer öbür tarafta çok çok daha yavaş çalıştığından buna ihtiyaç duyabiliyor. Dolayısıyla bu tip tamamen sizin uygulamanız dış kaynaklara bağımlı hız gereksinimlerinde UI thread'ini kitlememek daha da önem kazanıyor. Bir diğer önemli konu mümkün olduğunca view'ları iç içe gömmemeniz. Çünkü yarattığınız iç içe view'lar, özellikle bunlar lineer layout'larda çok karşılaşılıyor. Hiyerarşiyi çok büyütüyor ve bu hiyerarşinin büyümesi hem daha fazla hafıza, hem daha yavaş çalışan bir uygulama, hem de sonunda belki sizin emülatörde karşılaşmadığınız ama daha düşük özellikli cihazlarda Stack Overflow exception'larına neden oluyor. Peki bu daha az Vim kullanımını nasıl başarıyoruz? Bir kere bunun en büyük kaynağı lineer layout'lar. O yüzden lineer layout'lar yerine mümkün olduğunca relative layout'lar kullanmanız gerekiyor. Biliyorum, bir görsel Vim tasarlarken en kolay yöntem lineer layout'lar oluyor. Ama biraz alıştığınız zaman birbiriyle relative olarak yerleşen layout'lar oluşturmanız daha kolay oluyor. Bir diğer şey de merge tag'i. Eğer UI'larınızı farklı egzemenler halinde bölerek yapıyorsanız, örneğin buradaki şemada çok da bilir bir durumda değil ama burada siz şu alttaki dörtlü veya diğer taraftaki üçlü diye bakarsak bunları ayrı bir yerde tutuyorsanız, ayrı bir egzemeli buraya yüklüyorsanız ve o egzemel kendini relative layout diye tanımladıysa, onu yükleyen yerde relative layout diye tanımlandıysa, siz aslında boşu boşuna bir boş bir relative layout içine bir relative layout daha açıp onun altına başka layoutlarınızı dizmeye veya başka komponentlerinizi dizmeye başlıyorsunuz.